Piyasat'ta ile karşınızdayız. Ben Güzem Yılmaz Ertem. Piyasat'ta programında bugün program içerisinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın olağan genel kurul toplantısı olacak. Kameralarımızı oraya çevireceğiz. Oradan çıkan mesajları size aktaracağız. Öte yandan ilk bölümde Ziraat Yatırım Araştırma Müdürü Harun Dereli konuğumuz olacak. Bilanço sezonu artık geride kaldı. 2022'nin en önemli hikayesi hem Türkiye'de hem de dünya hisse senedi piyasaları için yükselen faiz ortamı ve enflasyonist ortam hisse piyasalarını nasıl etkiler? Tahvil ve hisse arasında korelasyon nasıl olur? İçeride Türkiye için bu nasıl şekillenecek? Bunları konuşacağız ve tabii sektörlere dair analizleri de yapacağız. Ve tabii son KDV düzenlemesi, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, KDV indirimleri, bunların borsadaki halka açık şirketlere etkisi, Kutay Korap'la ve Harun Dereli ile yine konuşacağız. Programın ikinci bölümünde ise Mercan Kimya Genel Müdürü Harun Aydın bizlerle olacak. Halka açık bir şirket biliyorsunuz. Hisse performansını konuşacağız. Karlılık rakamlarını konuşacağız. 2022 yatırımlarını da ele alacağız. Şimdi gelin bir rakamlara bakalım. Fiyatlamalar bize haftanın ikinci işlem gününde ve günün ikinci yarısında ne söylüyor? Borsa İstanbul'da 2195 puandan geçiyor işlemler. %1.08'lik yükseliş var. Hangi hisseler acaba borsadaki yükselişi destekliyor? En çok artanlar ekrana gelecek şimdi. Bu arada sabah saatlerinde de %0.6'lık bir inmelenme vardı. Gün içerisinde alımlar arttı, yükselişini arttırdı BIST 100. En çok artanlar da Karsan Otomotiv, Zorlu Enerji, Anadolu Efes, İşgeo ve Girişim Elektrik var. Özellikle Karsan Otomotiv hissesi %9.30 yukarıda. Zorlu Enerji %9'ların üzerinde artıda. Anadolu Efes %8'lerin üzerinde bugün yükseliyor. Ve İşgeo'da da %6, Girişim Elektrik'te de %6'larda bir kazanım var. Borsa yeşillerdi ama kırmızıda olan hisseler de var. Brisam, Kerevitaş, Oyak Çimento, İş Bankası hissesi ve Alarko Holding şu an en çok düşenlerde. Özellikle Brisa %8 aşağıda. Onun dışında diğer saydığımız hisselerdeki kayıplar %1 ile 2-2,5 arasında değişiyor. Döviz piyasası ile devam edelim. Şimdi küresel piyasalarda dolar güçlenmeye devam ediyor diyoruz. Hatta dün hatırlarsanız dolar Japon yeni paritesinin son 7 yılın zirvesine geldiğini ve 125 seviyesini aştığını söylemiştik. Dolar yen karşısında, Japon yeni karşısında güçlü, sterlin karşısında yine İsviçre frank karşısında, yani G10 gelişmiş ülke para birimleri içerisinde dolar ilmeleniyor. İçeride bu dolar seyreği şimdilik fiyat hareketini bozmadı. Çünkü bir süredir 14.80'lerde yatay bir seyir var. Bugün de 14.82'lerde dolar Türk lirası. Euro TL'de benzer şekilde yatay ve euro dolar paritesine baktığımızda da dolar güçlenmesine rağmen Avrupa Merkez Bankası'ndan gelen sıkılaşma sinyalleri, şahin mesajlar, petrol fiyatlarının biraz aşağı gelmesi, savaşın Avrupa ekonomisine etkisinin fiyatlanmış olması Euro'nun 1.10'larda tutunmasına sebep oluyor. 1.10.45 seviyesindeyiz. Gün içi en yüksek seviyelerden işlem görüyor. Euro-Dolar paritesi hatta gün içerisinde 1.10.56'ya kadar yükselmiş. %0.60'a yakın Euro-Dolar'da da yükseliş var. Gidelim buradan İntegral Yatırım Menkul Değerleri Araştırma Müdürü Seda Yalçın Kaya Özer bizimle olacak. Seda hoş geldin yayına. Neler söylersin fiyatlamalar için? Merhaba Gizem. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Evet, bugün biraz sakin bir gün ama tabii ki piyasa tamamıyla heyetler arasındaki görüşmelere odaklanmış durumda. Rusya ve Ukrayna arasındaki yapılacak görüşmelerden çıkılacak sonuçlar ve bunun fiyat yansıması, piyasa yansımasını bir miktar hani takip edeceğiz. Odaklandık bu kısma. Dün başladı görüşmeler. Bugün devam ediyor. 30'unda da devam etmesi bekleniyor 30 Mart'a kadar. Ancak tabii çok da açıkçası umutlu değilmiş gibi görünüyor piyasa. Bugün biraz vadelerde yukarı yönlü bir hareket vardı ama genelinden çok fazla ayrışan bir durumda söz konusu değil. Bunun dışında aslında ABD tarafına baktığımız zaman endekslerde yukarı yöndeki hareketlerde güzel yükselişler alıyoruz. Mesela S&P'de 4540 seviyesinin üzerine kaldığımız süreceki haftalık ortalamaların üzerine yerleşti. Dow Jones da yine 35.000 seviyesinin üzerindeki seyri korunduğu sürece yukarı yöndeki hamlelerin daha da güçlenmesini bekliyoruz. Ama tabii teknik göstergelerde de hafif hafif uyumsuzluklar var. Dolayısıyla kar realizasyonuna da yine açık bir yurt dışı piyasa var diyebilirim. Dolayısıyla hani teknikle temeli bir araya getirdiğimiz zaman bu görüşmelerden çıkacak sonuçlar eğer olumlu olmazsa belki piyasa biraz da
bunu aşağı yönde bir kar realizasyonu yönünde fiyatlayabilir. Dolayısıyla görüşmeler oldukça önemli olacak. Bizim içeride baktığımız zaman 2200 bariyerine dayanmış ama bunun üzerine de yükselemeyen bir endeks var. Aslında genel akış gayet olumlu. Bugün turizm sektöründeki satışlar bu şirketlere yönelik aşağı yönlü eğilim biraz da BIST 30 endeksi içerisinde sektörü aşağı yönde çeken hareketlere sebebiyet veriyor ama onun dışında genel itibariyle yükseliş potansiyelini koruyor da diyebiliriz endeksin geneli. 2200 seviyesinin üzerindeki yükselişler daha olumluya dönerse eğer burada bir tutunma, buranın üzerine bir meskel edilme söz konusu olursa o zaman pozisyon ağırlığında arttırmak da söz konusu olabilir. Yani şu anda mevcut pozisyonlar korunabilir. 2100 seviyesinin üzerine kaldığımız sürece halen daha olumlu taraftayız endeks cephesinde. Dolar endeksinde bir yukarı yönlü hareket vardı. Bugün biraz daha geriledi ama genel olarak orada güçlü dolar teması devam ediyor. Fakat bizim dolar TL'de çok büyük bir hikayemiz yok. Büyük bir hikayemiz var ama bunu yansıtan fiyat hareketi yatay. Dolayısıyla oradaki yukarı yönlü aşağı yönlü hareketlerde biraz daha yatay ve yönsüz seyirler var diyebiliriz. Genel itibariyle borsada dikkati çeken en önemli şey Anadolu Efes, Şişe, ve bununla birlikte Tekfen gibi Rusya operasyonu olan Seda, şirketlerin yukarı yönlü hareketleri oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Özür dileyerek bölüyorum seni. Çok teşekkürler. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu açıklamalarda bulunuyor. Diliyorum. Merkez Bankamızın faaliyetlerine başlamasının 90. yıl dönümünü büyük bir gururla geride bıraktık. Davetimize icabet edip aramızda bulunan kıymetli katılımcılara teşekkür ediyorum. Genel kurulda görüşülecek gündem maddelerine geçmeden önce makroekonomik görünüme dair değerlendirmelerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ardından liralaşma stratejimiz konusunda açıklamalarda bulunacak ve konuşmamızın son bölümünde bazı temel faaliyetlerimizden kısaca bahsedeceğim. Salgın kaynaklı olarak bazı dönemlerde belirsizliklerin artmasına rağmen küresel iktisadi faaliyet 2021 yılı genelinde güçlü bir seyir izlemiştir. Ülkemiz de bu gelişmelerden benzer şekilde etkilenmiştir. İktisadi faaliyet 2021 yılının ilk yarısında salgının sınırlayıcı etkilerine rağmen iç ve dış talep kaynaklı olarak güçlü seyretmiş. Yılın ikinci yarısında ise dış talebin artan etkisiyle gücünü korumuştur. Yıl genelinde aşılamanın toplumun geneline yayılarak hızlanması, salgından olumsuz etkilenen hizmetler ve turizm sektörünün canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak kılmıştır. Bu görünüm altında 2021 yılında büyüme oranı %11 olarak gerçekleşmiş ve uzun dönem eğiliminin üzerinde kalmaya devam etmiştir. Büyümenin kompozisyonunda ise sürdürülebilir bileşenlerin payı artmıştır. Son dönemde kapasite kullanım seviyeleri ve diğer öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin bölgesel farklılıklar olmakla birlikte dış talebin de olumlu etkisiyle güçlü seyretmeye devam ettiğine işaret etmektedir. Yaşanan jeopolitik sorunların ihracatımız üzerindeki doğrudan yansımalarının da sınırlı olacağını düşünüyoruz. Türkiye'nin jeopolitik konumu ile ihracatçıların ürün ve pazar çeşitlendirmedeki kabiliyetlerinin son dönemdeki sıcak çatışma ortamı nedeniyle yaşanan ihracat kayıplarını telafi edeceğini ve ihracat performansımızın üzerinde destekleyici rol oynayacağını öngörmekteyiz. Değerli konuklar, 2021 yılında iktisadi faaliyette gözlediğimiz güçlü seyir, iş gücü piyasasına da olumlu yansımış ve işsizlik oranları düşmüştür. Yılın ilk çeyreğinde tarım dışı istihdam, hizmet sektöründen gelen sınırlı katkıya rağmen sanayi sektörünün desteğiyle salgın öncesi düzeylere ulaşmıştır. Yılın ikinci çeyreğinde iş gücüne katılım oranı dönemlik olarak sınırlı bir oranda artarken istihdamdaki artış işsizlik oranlarının düşüşünde etkili olmuştur. Yılın üçüncü ve son çeyreğinde de iş gücü piyasasındaki iyileşme iktisadi faaliyet görünümüyle uyumlu olarak
devam etmiştir. Değerli konuklar, 2021 yılında küresel enflasyon salgının seyrine bağlı olarak gelişen arz kısıtları, emtia fiyatlarındaki artış, arz talep uyumsuzlukları ile hızla yükselmiştir. Enerji ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki artışlar küresel enflasyon dinamikleri üzerinde ana belirleyicilerden biri olmuştur. Petrol fiyatlarında yeni varyantın yarattığı talep belirsizliğinin azalmasının yanı sıra jeopolitik gerilimler ve süregelen arz sıkıntıları gibi faktörlerden dolayı yükseliş eğilimi gözlenmiştir. Enerji fiyatlarına benzer şekilde gıda fiyatlarının enflasyon dinamikleri üzerindeki belirleyici etkisi de tüm dünyada önemini korumaktadır. Girdi maliyetlerindeki yükselişler, iklim koşulları, kuraklık, bazı ülkelerde gıda ihracatına yönelik özel kısıtlamalar ve stok sıkıntıları gıda fiyatlarının küresel düzeyde yüksek seyretmesine neden oluyor. Uluslararası gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki bu gelişmelerin yansımalarını Türkiye'de de gözlemliyoruz. Bu gelişmeler çerçevesinde üretici fiyatlarının ülkemizde olduğu gibi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde de yüksek seyretmesi enflasyon dinamikleri açısından önem arz etmektedir. Uluslararası emtia fiyatları, tedarik zincirlerinde devam eden sorunlar ve enerji fiyatlarına bağlı olarak üretici fiyatlarındaki yükseliş eğilimi sürmektedir. Üretici ve tüketici enflasyon arasındaki fark, son zamanlarda birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde uzun vadeli eğilimlerin üzerinde seyretmeye devam etmektedir. Değerli misafirler, enflasyonda yakın dönemde gözlenen yükselişte ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının geçici etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktadır. Son dönemde yaşanan sıcak çatışma ortamının da yol açtığı enerji maliyetlerindeki artışlar da önemli bir rol oynamaktadır. Sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve kararlılıkla sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmekteyiz. Bu çerçevede 2022 yılı Ocak-Mart döneminde politika faizinde herhangi bir değişikliğe gitmedik. Alınmış olan kararların birikimli etkileri yakından takip edilmektedir. Bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla tüm politika araçlarımızda kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik edici geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme sürecini devam ettirmekteyiz. Liralaşma stratejisinin politika gözden geçirme sürecinin aslı unsurlarından biri olduğunu belirtmek isterim. Liralaşma stratejisi yeni finansal ürünler, teminat çeşitlendirilmesi ve likidite yönetimi uygulamaları vasıtasıyla Türk lirasının sistemdeki kullanımını merkeze alan bütüncül bir yaklaşımla oluşturulmaktadır. Bu strateji kapsamında Merkez Bankası olarak bir dizi uygulamayı hayata geçirdik. Bildiğiniz gibi 2021 yılı Aralık ayında yabancı para ve altın mevduatlarının TL'ye dönüşümünü destekleyerek TL mevduat tercihinin güçlenmesi yönünde bir adım attık. Daha yakın bir zamanda yurt dışında yaşayan yerleşik kişilerle sahip oldukları şirketlerin tasarruflarını ana vatanlarında değerlendirmeleri için YUVAM hesaplarını uygulamaya aldık. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın tamamlayıcı ürünüyle birlikte döviz kurlarında oluşan sağlıksız fiyat oluşumlarının önü alınmış durumda. Merkez Bankası'nın politika gözden geçirme sürecinde liralaşma stratejisi çerçevesinde yakın, orta ve uzun vadede devreye alınacak tüm uygulamaların
odağı fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla finansal sistemin liralaşmasını sağlamak olacaktır. Bankamızın saygıdeğer pay sahipleri, değerli konuklar, konjonktüre dair gelişmelere bu şekilde değindikten sonra konuşmamın son bölümünde geçtiğimiz bir yıllık süreçteki diğer önemli faaliyetlerimize de kısaca değinmek istiyorum. Geçtiğimiz yıl boyunca teknoloji ve otomasyondan tüm iş süreçlerinde yoğun ve etkin bir şekilde yararlanmaya ve finansal altyapıyı güçlendirici adımlar atmaya devam ettik. Görev alanımıza giren konularda ulusal ve uluslararası paydaşlarla işbirliği yapmaya ve ilişkilerimizi güçlendirmeye devam ettik. Bu kapsamda düzenlediğimiz toplantılar, katıldığımız etkinlikler ve ikili işbirliği faaliyetlerimizle paydaşlarımızla aktif bir etkileşimde bulunduk. Sosyal duyarlılığa yüksek bir kurum olarak temel görevlerimizi yerine getirmenin yanı sıra kültürel ve çevresel konulara da duyarlılığımızı sürdürerek sosyal sorumluluk faaliyetlerinde yer aldık. Akademik çalışmalara katkıda bulunmaya devam ettik. İklim değişikliği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek ve iklim değişikliği kaynaklı finansal konularda çalışmalar yapabilmek amacıyla geçtiğimiz Kasım ayında Yeşil Ekonomi ve İklim Değişikliği Müdürlüğünü kurduk. Değerli konuklar, konuşmamı burada tamamlarken bankamız faaliyetlerine büyük bir gayretle destek veren değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağan Genel Kurulu toplantısında Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarını ekrana getirdik. Arkadaşlarımıza son dakikaları iletiyorlar. Hızlıca mesajlarını yineleyelim. Yaşanan jeopolitik sorunlara dikkat çekti Başkan Kavcıoğlu ve ihracat üzerindeki doğrudan yansımalarının sınırlı olacağını düşünüyoruz dedi. Öte yandan yılın ilk çeyreği, yani bu yılın ilk çeyreğine dair tarım dışı istihdam salgın öncesi düzeylere ulaştı dedi. Geçen sene küresel enflasyonun hızla yükseldiğine, enerji ve emtia fiyatlarındaki artışın küresel enflasyonun ana belirleyicisi olduğuna dikkat çekti ve uluslararası gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki gelişmelerinde yansımalarını Türkiye'de görüyoruz dedi Başkan Kavcıoğlu. Üretici fiyatlarına dikkat çekti. Üretici enflasyonu, ÜFE'de yaşanan yükseliş ve bunun enflasyon dinamikleri açısından önemli olduğunu vurguladı. En son yatırımcı konferansında da biliyorsunuz TCMB'nin geçtiğimiz hafta yatırımcılarla bir araya geldiğinde verdiği mesajlar içerisinde de ÜFE TÜFE makasının görünenden az olduğunu, ÜFE'nin TÜFE üzerindeki geçişkenliğinin yavaş yavaş sonuna yaklaştığımızı söylemişti. Bunu da hatırlatalım. Bu mesajları da yine birazdan konuklarımıza değerlendireceğiz. Şimdi kısa bir araya gidelim. Evet, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın olan genel kurul toplantısı devam ediyor. Başkan Kavcıoğlu'nun açıklamalarını tekrar ekrana getirelim. Özellikle neleri vurguladı kendisi? Ocak-Mart ayında politika faizinde bir değişiklik yapmadık dedi yılın ilk çeyreği için. Alınan kararların etkilerini takip ediyoruz ifadesi yinelendi. Tüm politika araçlarımızda liralaşmayı teşvik eden politika çerçevesini gözden geçirme sürecine devam ediyoruz dedi. Liralaşma stratejisi politika gözden geçirme sürecinin asli unsurlarından biri. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası uzun süredir enflasyonu da kontrol altına almak için liralaşmaya dikkat çekiyordu. Bu vurguların devamını gördük. Türk lirasının sistemdeki kullanımını merkeze alan bütüncül bir yaklaşımla oluşturuluyor liralaşma stratejisi dedi. Ve yaşanan jeopolitik sorunlarda ihracatımız üzerinde yansımaları var. Fakat bunun sınırlı olacağını düşünüyoruz dedi Başkan Kavcıoğlu. 2021'deki büyüme kompozisyonu sürdürülebilir bileşenlerin payı arttı dedi. Öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin güçlü seyretmeye devam ettiğini işaret ediyor. Uluslararası gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki gelişmelerin yansımalarını Türkiye'de de gözlemliyoruz. Üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki fark uzun vadeli eğilimlerin üzerinde seyretmeye devam ediyor dedi. Öne çıkan mesajlar da böyle. Genel kurul toplantısında başkanın söylemlerinde. Şimdi gidelim buradan araştırma masasına. Kutay Korap bizi bekliyor. Kutay, hoş geldin yayına. Hoş bulduk. Dünkü KDV indirimlerinin etkisini
sektör temsilcileriyle konuşmaya devam ediyoruz. Gıda tarafından otomotiv pazarına kadar, öte yandan inşaata kadar, turizme kadar birçok sektör etkilenecek. Bir de işin tabii halka açık şirketler boyutu var. Borsadaki sektörler nasıl etkileyecek? Sektör temsilcileri neler söyledi? Evet Güzem, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı. KDV uygulamasına yönelik detayları aldık. Bu detaylar temel ihtiyaçlardan otomotive, ikinci el araç pazarına özellikle. Diğer taraftan baktığımızda burada yer alan başlıklardan biri tohum ve fidanlar vardı. Otel hizmetleri vardı. Konut sektörü, arsa ve arazi teslimleri gibi birden farklı alanlarda KDV indirimine gidildi. Diğer taraftan da ikinci el otomotiv alım satımında da KDV oranında bir arttırım takip ettik. Şimdi hal böyle olunca biraz da geriye dönük birkaç hafta önceki süreci de hatırlamak lazım. Hatırlarsan bazı gıda ürünlerinde de KDV oranının %8'den %1'e indirildiğini takip etmiştik. Hatta bu gelişmeler fiyat denetimleri adı altında da ciddi bir şekilde takip edilmişti gerekli kurumlar nezdinde. Fakat içerideki tabii enflasyonun etkisi fiyatların artmasına sebep olmaya devam ederken bu KDV indiriminden ötürü gerçekleşen fiyatlarda belirgin bir düşüşe sebep olmadığını da takip ettiğimizi söyleyelim şu geriye dönük 2-3 haftalık süre zarfı içerisinde. Şimdi tabii merak edilen nokta şu, KDV indirimleri halka açık şirketlerin cirolarına veya performanslarına nasıl yansır veyahut yansır mı? Bu konular da tartışılıyor. Şimdi bu konuyu konuşurken şunu irdelemekte fayda var. 1. KDV indirimleri şirketlerin satış miktarını arttırır mı? Bu önemli bir başlık. İkinci noktası ise KDV indirimi gerçekleştiği noktada satış fiyatlarında geri çekilme yaşanır mı? Bu da ikinci bir soru. Tabi bunların her biri sektör sektör ayrışma gösteriyor. Fakat bu KDV indirimini sektör temsilcilerine, belirtilen alanlardaki sektör temsilcilerine sorduğumuzda genelde aldığımız yanıt şu oldu. Fiyatların geri çekilmesi muhtemel değil. En nihayetinde burada esas önemli olabilecek nokta satışların miktarının artabileceği yönünde tahminlerini paylaştılar. Şimdi sektör sektör ilerlemeye çalışalım. Tıbbi cihaz, bebek bezi, deterjan, sabun gibi temel ihtiyaç ürünlerinde KDV oranının %8'e indirildiğini takip ettik. Biz de hal böyle olunca perakende firmalarına sorduk bu süreci. Onlar farklı yorumlarda bulundu. Bu 3 yorumu da aktarmaya çalışayım. 1- Temel ihtiyaç maddesi olduğu için bu enstrümanların satın alma gücü tarafında pozitif etkisi olabileceğini söylerler. Fakat diğer taraftan da belirlenen ürünlerin fiyat esnekliği daha düşük olduğundan ötürü tüketimin daha fazla olması beklenmeyebilir yorumu vardı. Diğer bir deyişle uygun fiyatlı olduğu için o temel ihtiyaç ürünleri daha fazla tüketilmez noktasına vardığını görüyoruz. Fakat satın alma gücüne pozitif katkısı olabilecektir şeklinde not vardı. Diğer taraftan bütün tüketiciler için bir diğer yorum, perakende sektöründe bütün tüketiciler için alınan karar pozitif bir durum olup daha fazla tüketicinin daha geniş yelpazede ürüne ulaşımı sağlanabileceği söylendi. Diğer taraftan KDV indirimini çok olumlu bir karar olarak değerlendiren diğer sektör temsilcisi ise KDV indirimi sonucu birçok ürünün daha ulaşılabilir fiyata olacağı için talebin artacağını ve bunun da sektörle birlikte bize pozitif etkisi olacağını düşünüyoruz derler. Fiyatların geriye gelmesiyle markalar ürünlere teveccühü de artacaktır şeklinde yorum var. Yani perakendeciler de kendi içerisinde farklı iki taraftan süreci okuduğunu görüyoruz. Dönüp galeri tarafına bakarsak ikinci el araç alım satımında da KDV oranının arttığını takip etmiştik. Burada sektörün önemli paydaşlarından biri halka açık olan şirketlerden ikinci el tarafında 17 bin civarında ikinci el aracı olan firmaya sorduğumuzda ise bu konuyu gelişmenin sektör açısından çok büyük negatif bir etki yaratmasını beklemiyoruz derler. Ayrıca sektörde birden fazla değişken olduğunu da göz önünde bulundurarak bu KDV artırımını ayrıca irdelemekte fayda var diye notları vardı. Konut sektörünü de sorduk. En nihayetinde KDV oranındaki indirimlerin sektöre yansıması, KDV sadeleşmesinin etkilerini sorduğumuzda burada metrekare satış fiyatında herhangi bir değişikliğe sebep olmaz. Fakat satış fiyatı üzerine eklenen KDV'nin azalacağından dolayı evin nihai satış fiyatını pozitif yansıyacaktır notu vardı. Artı bu gelişmeyle birlikte firmaların satış rakamlarına biraz daha fazla satış olarak yansıyabileceği yönünde. Yani yine miktarsal tarafa
yönelik yorumda bulundu konut sektörü. Artı şunu da söylerler, bu süreçle birlikte yani KDV indirimiyle birlikte de sektöre tekrardan bir can suyu olabileceğini de hatırlatmış durumdalar. Dönüp hizmet sektörüne bakıyorum. KDV indirimi genel anlamda tüm sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de pozitif etkisi yaratmasını beklerler. Özellikle yerli turistin KDV indirimiyle alım gücüne pozitif katkısı olabileceğini söylerler. Son not, sertifikalı tohum ve fidanların tamamında %1 KDV'ye inmesi konusunda ise tüm sektörlerde olduğu gibi o sektörde de KDV indiriminin ciro yaratmada olumlu katkısı olabileceğini, satışların artmasına destek sağlayacağı yönünde notlar vardı. Dediğim gibi her biri sektörün lider temsilcileriyle konuşarak elde ettiğimiz bilgilerdir ve hepsi halka açık firmalar güzel. Kutay emeğine sağlık, ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Oldukça kıymetli bir analiz. Peki bu başla konuşmaya devam edelim. Ziraat Yatırım Araştırma Müdürü Harun Dereli bizimle olacak. Harun Bey hoş geldiniz yayına. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şimdi dün Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları oldukça önemliydi. Tabii makro çerçevede bütçe etkisini konuşuyoruz. İçeride iş tüketimi canlandırır mı, büyümeyi nasıl etkiler, bunları konuşuyoruz. Enflasyonu bir miktar artış hızını azaltır mı, fiyatlar üzerinde biraz düşüş olur mu? Ama tüm bunların yanı sıra borsadaki halka açık şirketler, özellikle gıda perakendeciliği nasıl etkilemesini beklersiniz? Burada özellikle şirketler üzerinde çok fazla etki olacağını açıkçası düşünmüyorum. Genel olarak çünkü zaten gıda perakendeciliği sanki yani zorunlu tüketim malzemeleri satışı söz konusu. Burada tüketiciye yansıyacak bir gelişme var aslında. Hiç yoktansa işte satın alma gücü düşmüş tüketiciye kısmen bir nebze de olsa bir katkı sağlar. Orada tüketim tarafında çok fazla bir artış vesaire olmasını çok beklememek lazım. Ama tabii bireysel tüketiciler için de olumlu bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz bunu. Enflasyon tarafında da tabii ki özellikle bu artış hızını baskılama konusunda da mutlaka katkısı olur. Peki dün Türk İş'in gıda rakamlarını takip ettik. %70'lerin üzerine geldi. Tabii Mart enflasyonunda detayları da göreceğiz TÜİK rakamlarından. Keza yine İTO rakamlarından ama evet. Gıda enflasyonu tarafını nasıl görüyorsunuz? Onun özellikle şirketlere bizim Toptan, Şok, Carrefour, BİM gibi şirketlere etkisi nasıl olur? Yani orada gıda emtialarında yani gıda emtialarında ciddi artışlar söz konusu. Yani küresel tarafta da ciddi artışlar var. Sonuçta fiyatlama mekanizması her ne kadar yurt içinde üretilenlerle arasında bir marj olsa bile sonuçta küresel çapta kısmen belirlendiğini söyleyebiliriz. Bizdeki üreticiler de sonuçta işte gübre ham maddesini işte kurla belirleniyor. Elektrik vesaire işte özellikle ulaşım giderleri oldukça yüksek. Bunlar bir şekilde fiyatlara yansıyor. Oldukça yüksek bir gıda enflasyonuyla karşı karşıyayız. Bunun özellikle gıda perakendecilere etkisi ciro tarafında bir artış olur. Marjlar üzerinde çok fazla etki yapar mı? Çok fazla etki yapmayabilir. Çünkü onlar da sonuçta bunları alarak üzerine bir marj koyarak satış yönünde değerlendiriyorlar. Buradaki marjlar mümkün olunca stabil tutmaya çalışıyorlar. Tabii ki fiyatlama konusunda ve satış konusunda zorluklarla karşılaşabilirler. Çünkü fiyatlarda çok yüksek bir artış var. O marjlarda belki bir nebze daralma oluşabilir. Yani fiyatlama konusunda az da olsa sıkıntı olabilir ama bunlar ana tüketim maddeleri olduğu için de çok fazla da orada bir etki olmaz diye düşünüyorum. Peki dün yine Ulaştırma Bakanı'nın açıklamalarını dinledik Antalya Havalimanı için. Oradaki proje evet. Finansmanı TAV'da zaten biliyoruz o tarafta finansman koşulları sağlanacaktı. Tabii hem bu haberin etkisini sorayım TAV özelinde hem de bundan bağımsız olarak birkaç gündür özellikle dün THY ve TAV hisselerinde bir yükseliş vardı. Havacılık hisselerindeki beklentileriniz nasıl? Havacılık hisselerinde ya şimdi TAV üzerinde konuşursak TAV için tabii ki olumlu bir gelişme. Ya zaten sonuçta bu ihale vesaire daha önceden belliydi. Bu ödemeler de belliydi. Bizim TAV'la ilgili al önerimiz de devam ediyor. Zaten havalimanını TAV şu anda işletiyor. 2027'ye kadar da işletecek. Orada 2 yıllık bir özellikle bu Covid döneminde bir opsiyon da alınmıştı. Uzatılma olmuştu. Antalya Havalimanı özellikle TAV'ın önümüzdeki süreçteki gelirleri açısından çok önemli bir katkı sağlayacaktır. Çünkü TAV Yeni İstanbul Havalimanı açıldıktan sonra Atatürk Havalimanı'nın zaten kapanmıştı. Oradaki son işletici TAV'dı.
oradaki yolcu sayısı kaybını bir nebze de olsa Antalya'yı da kapatmış olacaktır diye düşünüyorum. Antalya Havalimanı zaten daha öncesinde dahil etmişti ama burada süreci de uzatmış oldu. Uzun vadeli olarak olumlu yorumlamak lazım bu gelişmeyi. Havacılık sektörü üzerinde özellikle bu Ukrayna-Rusya gerilimi oldukça önemli. Oradaki haber akışı, gelişmeler çok önemli. Varyantın sonuçta risk faktörü olarak arka planda kalmasıyla orada da olumlu gelişmeler bekliyoruz tabii ki. Muhtemelen bu yıl havacılık sektörü geçen yıla göre çok daha iyi bir pozisyonda olacaktır. Ama tabii ki bu savaş olayı risk unsuru olarak kalmaya da devam ediyor şu aşamada. Peki bir diğer konu tabii turizm gelirleri. Oradaki evet. Rakamlar nereye evrilir? Turizm şirketlerine etkisi bunun. Yine havacılık tarafına etkisi. Oradaki senaryolarınız nasıl şekilleniyor? Aslında havacılıkta paralel şekillendiğini söyleyebiliriz. Ya özellikle Ukrayna-Rusya gerilimi ciddi bir risk unsuru oluşturduğunu söylemekte fayda var. Ama orada farklı gelişmeler de olabilir. Yani şu anda süreç nasıl işleyecek? Eğer süreç uzarsa mutlaka bir negatif etkisi olur turizm tarafında. Ama süreç uzamazsa bir şekilde bir anlaşma yoluna gidilirse oradan hem Rus turistlerin gelmesi konusunda ciddi bir potansiyel oluşabilir. Hem de diğer taraflarda zaten ertelenmiş yurt dışı ziyaretler vesaireler söz konusu. Ciddi anlamda bu salgınla alakalı sıkıntılar vardı geçmiş yıllarda. Onlar da arka planda kaldığı için turizm tarafında yüksek gelirler oluşabilir. Ama dediğim gibi ilk etapta bu Ukrayna-Rusya geriliminin bir şekilde bir sonlanması, bir şekilde orada bir anlaşma yoluna varılması gerek. Eğer süreç uzarsa oradaki baskı şiddetlenebilir. Peki şimdi dün HSBC'den Garanti Bankası'na dair bir rapor yayınlandı. Evet. Şimdi oradaki hedef fiyatlarda yaklaşık %32 idi. Tam küsurasını hatırlayamıyorum ama 30'lar civarında bir 12 aylık hedef fiyat paylaşmışlar Harun Bey. Sadece o rapor üzerinde kastetmiyorum elbette. Yani genel sektördeki raporlar da o seviyelerde. Şimdi 12 aylık enflasyon beklentileri artık %30'un çok üzerinde. Dolayısıyla bankacılık endeksine dair zaten bir süredir endişeler var. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Bir yandan enflasyonist ortam, öte yandan bu son sıcak gelişmelerden bir tanesi kurumlar vergisinin arttırılmış olması. Bunlar banka kârlarını nasıl evet. etkiler ve 12 aylık hedef fiyatlara bunların yansımasını görecek miyiz? Bankacılık tarafı ciddi anlamda baskı altında kalmış durumda. Burada tabii çeşitli etmenler var. Özellikle finansal istikrar konusu risk unsuru olarak duruyor. Ama genel olarak bakıldığında şu anda özellikle ilk iki aya bakıldığında bankacılık sektörü özelinde çok yüksek bir kar var. Sektör verileri de yeni açıklandı. Sektör 39 milyar liralık bir kar açıkladı ilk iki ayda. Geçen yılın aynı döneminde 9 milyar liralık bir kar söz konusuydu. Çok yüksek bir karlılık var. Bu yüksek karlılığa karşın hisse fiyatlarında da çok ciddi bir hareketlenme yok maalesef. Orada bir baskı unsuru hala devam ediyor. Özellikle yabancıların çıkıyor olmasının da oluşturduğu bir baskı unsuru var. Ama genel olarak bakıldığında bankacılık çok güçlü duruyor. Özellikle TÜFE endekslerinin çok olumlu bir katkısı olacak. Çünkü enflasyon oldukça yüksek seyrediyor. Bunların dışında kredi mevduat makasında zaten ciddi bir açılma var. Özellikle hangi bankanın daha pozitif ayrışmasını beklersiniz TÜFEX gelirlerinden? Genel olarak tüm bankalarda TÜFE endekslerinin ağırlığını ciddi anlamda yükselttiler. Yani 50-60 milyar liralık bir portföyleri genel olarak tüm bankalarda var. Son süreçlerde enflasyon artışıyla birlikte orada da ciddi bir alımlar söz konusu oldu. Genel olarak tüm bankaların bundan olumlu etkileneceğini söyleyebiliriz. Ki bankalar değerleme olarak %30'luk bir TÜFE enflasyonunu kullanıyorlardı. Şu andaki durumda muhtemelen bu da çok yüksek, daha yüksek bir seviyede gerçekleşecek. Yani 40'lar bantı, 45'ler bantı gerçekleşebilir. Genel olarak kullanılan yöntem Ekim enflasyonu, yani Ekim ayındaki yıllık enflasyon kullanılıyor olacak. O da zaten görece olarak yüksek gerçekleşir yıl sonuna göre. Baz etkisinin de olmayacağı bir süreçte olacak. Yani 45-50 bantında bir enflasyon değerlemesi oluşabilir orada. Ondan dolayı da ciddi bir potansiyel orada var.
Bunların dışında da zaten kredi mevduat makası da çok ciddi anlamda açılmış durumda. Mevduat maliyetleri düşük seyretmeye devam ediyor. Kur korumalı mevduat sistemi kısmen bu stabiliteyi sağlamış durumda. Orada ciddi bir katkı da sunduğunu söyleyebiliriz bankacılık tarafına. Ondan dolayı da şu anda ilk çeyrekte muhtemelen rekor karlar görebiliriz bankacılık tarafında. Çok teşekkür ediyorum Harun Bey değerli analizleriniz için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Ziraat Yatırım Araştırma Müdürü Harun Deren'in görüşlerini aldık. Kısa bir ara aranın arkasından para piyasaları müdürümüz Serdar Paz'ı bizimle. Piyasatına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Stüdyoda konuğumuz para piyasaları müdürümüz Serdar Paz'ı. Serdar hoş geldin. Merhabalar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın olan genel kurul toplantısında başkanın mesajlarını dinledik. Çok yeni bir şey yoktu ama iki tane mesaj yine dikkat çekti. Bir tanesi ihracat tarafında bir kayıp beklenmiyor. Bu Ukrayna-Rusya krizi yüzünden. Oradaki hesap kitap tutar mı? İkinci konuda üfe tüfe arasındaki makas. İşte bakıldığında yani genelde iyimser tahminler, öngörüler diye değerlendirilebilir. Çünkü bizim hani ağırlıklı olarak ihracat pazarımız Avrupa ve Rusya'ya ilişkin yaptırımlar dolayısıyla Avrupa'nın potansiyel bir resesyona girme riski var. Yani orada da enflasyon çok büyük bir tehdit. Rusya'nın enerjisi, gazı vesaire olmadan nasıl bir oradan çıkarım bulunabilir? Yani Almanya başta olmak üzere enerji bağımlılığına devam ettiği noktada ve Avrupa'nın resesyona girme riskinin genel olarak tüm yabancı yatırım bankalarının raporlarında yer bulduğu bir noktada hani bizim ihracatımızda sınırlı etki bulur demek hani iyimser bir yaklaşım en hafif tabirle. Diğer taraftan hani üfe tüfe makası noktasında da genel olarak bir hani aradaki makasın genişleyerek devam etmesi ve hani bu makas nerede sonlanır? Hani önümüzdeki aylarda bizim üretici fiyat endeksimiz nerelerde tepe yapacak? Petrol fiyatları üç hanelerde kaldığı ölçüde doğalgaz ve petrol fiyatları zaten tek başına üfeyi üç hanelerde tutmaya yetebilir. Dolayısıyla bu makas bir noktada ister istemez daralacak. Yani sadece bizde değil tüm dünya genelinde bu üfe tüfe arasındaki makas şirket karlılıkları üzerinde, hisse başında kar beklentileri üzerinde negatif etki yapar diye ki hani dünyada bizdeki kadar da geniş bir makas yok. Dolayısıyla ister istemez bunu bir noktada üretici yani tam anlamıyla tabii ki olmasa da yansıtmak durumunda kalacak. O yüzden yani henüz nerede sonlandığını kestiremediğimiz ve hani 16-18 aydır devam eden bir enflasyonun yıllık bazda sürekli yukarı geldiği bir döngü içerisinde hani üfe tüfe geçişkenliği sonlandı demek için de oldukça erken diyebiliriz. Oradaki son rakamlara baktığımızda da %54'lerde bir tüfe, %105'lerde bir üretici fiyatları vardı. Dolayısıyla Serdar Paz'ın da vurguladığı 50 puan olan bu makasın zaten yeşille gördüğünüz grafik ne kadar sürdürülebilir olduğu da tabii tartışılıyor. Merkez Bankası da buna dikkat çekti. Peki şimdi bir diğer konu da risk of risk on modu. Evet. Yani savaş devam ediyor çünkü. Tabii fiyatlamaların içerisinde eskisi kadar agresif oynaklıklar yok. Ve bu tarz dönemlerde yeniden yatırımcılar getirisi negatif bile olsa tahvilleri tercih edecekler mi? Evet, orada negatif faiz ödeyen tahvil stoğunda ciddi bir azalma var. Yani 3 trilyon doların altına gelmiş durumda. Ve işte az önce de hani son dakikada geçti. Alman 2 yıllık tahvil faizi de artıya geçti. 2017-2018 döneminden sonra ilk defa Alman 10 yıllık tahvil faizi 0.68'e geldi. Avrupa Merkez Bankası'ndan da hani 4 tane faiz arttırımı yıl sonuna kadar fiyatlanıyor. Yani -0.50 olan mevduat faizinin 0'a gelmesi bekleniyor. Şimdi hani orada da hani nasıl Amerika'da biz işte Fed noktasında bir takım eleştiriler var piyasada. Yani bunlar faizi bu hızda arttırırlarsa ekonomiyi bir resesyona sokma riskleri var ki hani Amerika'da istihdam piyasası vesaire yani halkın alım gücü çok daha farklı dinamikler var. Bu Ukrayna-Rusya gerginliğinden de coğrafi olarak oldukça uzak bir hani noktadan bahsediyor. Şimdi Avrupa'da hani hem faizleri arttırmak durumunda kalacakları tahmin ediliyor. Hem de dediğim gibi yani Ukrayna-Rusya konusunda tabii çok kısa vadede ülkemizde devam eden görüşmeleri inşallah ateşkesle sonlanır da yani daha fazla en azından bunun hani ceremesini o ülkeler ve tüm dünya ekonomisi çekmez. O tabii ayrı tarafa koyulması gereken bir şey ama bunlar olmasa daha iyi yani enerji fiyatlarındaki yukarı yönde hareketler, baskılar. İşte Rusya'nın mesela tahvil itfa alacak tahvillerini ruble cinsinden geri ödemesi. Şimdi rubleyi baskılayarak hani büyük ölçüde insanların ruble karşısında dolar almasını engelleyerek swap piyasasını vesaire oldukça daraltarak belirli bir noktaya getirdiler rubleyi yani yüzün altına oynaklığı çektiler. Oynaklığı bu şekilde almaya çalışıyorlar. Yani hani çok ciddi şekilde %30 %40 rubleye değer kazandırdıktan sonra gelin ben sizin dolar cinsi itfa alacak tahvilinizi 2 milyar dolar işte atıyorum
300 vermem gerekirken şimdi 200'e bağlayalım gibi bir duruma iş dönüyor. Yani o ruble bundan sonra kim ne kadar kullanabilecek ya da yani kabul dolar edilecek cinsi... mi? Yani tahviller itfaiye olduğunda ruble ödemeyi kim kabul eder ki? İşte bakıldığında 90'larda Brady Bonds benzeri bir takım gelişmeler vardı. Yani dolar cinsi tahviller rubleye convert edilerek o şekilde yaşamaya devam etmişti. Belki o tip ara çözümler söz konusu olabilir ama yani finans dünyası üzerine daha bunun çok büyük etkileri olur. Bunun ister istemez reel ekonomiye de yansımaları olacaktır. Serdar, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Serdar Paz'ın da görüşlerini aldık. Piyasa saatini burada noktalıyoruz. Saat 17.45'te günden kalanlarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.